Karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı. Ne yazık ki taleplerimizin reddedilmesi, mahkeme heyetinin umursamaz, baştan savma, adaleti gerçekleştirmekten uzak tavırları bu duruşmada da devam etti. Bu bizim için neredeyse olağan hale geldi. Şaşırtıcı olmayan bir şeyle daha bugün karşılaştık. Sanık müdafilerinin kışkırtıcı, provoke edici bir şekilde güya savunma yaparken bizlere hakaret etmeleriyle, kullandıkları dille bize hakaret etmeleriyle karşılaştık. Şunun bilinmesini isteriz ki, altını çizerek söylüyorum. 10 Ekim katliamı davası, iki kişinin birbiriyle kavga ederken birinin diğerini öldürdüğü için katil olduğu bir dava değildir. 10 Ekim katliamı davası bilerek, isteyerek, planlayarak iki IŞİD'linin gelip kendisini patlamasıyla 104 arkadaşımızı kaybettiğimiz bir katliamdır. Biz o IŞİD'lere, o katliama bulaşmış herkese katil derken bu bilinçle katil diyoruz. Yoksa inancından dolayı, mezhebinden dolayı, yoksa etnik kökeninden dolayı manipüle ederek katilliklerini gizlemeye çalışmasınlar. Katil her yerde katildir. Bugün aslında yaşadığımız şey tam olarak yargılamanın 8. yılında, katliamın yaklaşık 9. yılında artık bu davanın katliam yargılamasından çok münferit bir dava, adli bir vaka olarak görülüyor, küçümseniyor, azımsanıyor olmasından kaynaklı ve adalet taleplerimizin de neredeyse tamamının reddedilmesi şeklinde aldığımız ara kararlarla da artık adalet demek ve adaleti istemekle ilgili gerçek anlamda motivasyonumuzu kaybediyoruz. Bugün çok önemli bir gün, şu anlamda çok önemli bir gün. Yine bir mahkeme heyeti, bir sanık müdafiinin, özel bir sanık müdafiinin provokasyonları kapsamında yine salonu terk ederek gitti. Yine yargılamada yok saydı. Bize yapılan saygısızlık yine yok sayıldı ve her şeyden önce bu katliam kapsamında salonları dolduran insanların seyirci olduğunu düşünerek, onların katılan sıfatlarını da yok sayarak aslında yine tutmuş olduğumuz olayın akabinde tutmuş olduğumuz tutanakları da yok sayarak aslında başka bir hukuksuzluğa da imza atılmış oldu. Biz metanetle doldurduğumuz salonları doldurmaya devam edeceğiz. Bir sonraki celse 24 Nisan'da da yine biz gelmeye devam edeceğiz. Yine mahkeme heyetinin gözüne bakarak gerçek adaleti tesis edin diyeceğiz. Biz demekten vazgeçmediğimiz sürece de bu yargılama, bu göstermelik yargılama ne yazık ki devam edecek. Göstermelik diyoruz çünkü firari sanık yargılaması kapsamında bir tane sanığın bile getirdiği, önümüze koyulmadığı bir yargılama bu. Boş sanık sandalyeleriyle devam ettirilen ve bize de yargılama yapıyoruz, daha ne istiyorsunuz dercesine de bir keyfiyet içerisinde aslında bütün taleplerimizi de reddetmeyi baştan eğilimli bir mahkeme heyetiyle de karşı karşıyayız. Peki aramalarla her duruşma bizim önümüze IŞİD'lileri bulamadık diye geliyor. Bütün ülkeyi tehlike altına sokabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Hala eylem yapabilecek ve bu dosya kapsamında yakalanmayan IŞİD'lilerden bahsediyoruz. O yüzden bizim söylediğimiz bütün ülkeye ilişkin, bütün dünyaya ilişkin bir sorumluluk ve herkesin can güvenliğiyle ilgili ve bunu yapmayan bir Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi var. Bunu yapmayan kamu görevlileri var. Israrla bundan imtina eden bir devlet var. Diğer taleplerimiz ise bu katliamın tüm sorumluluklarının açığa çıkması. Nasıl gerçekleşti bu katliam? Gaziantep Emniyeti neden 2 Ekim günü Nizip Emniyeti'nin bildirmiş olmasına rağmen bu katliamın en önemli sorumlusu Yakup Şahin'i yakalamadı? Neden yakalamayıp bu katliamı engellemedi?
Engellenebilecekken engellenmemiş bir katliamdır bu. Gaziantep Emniyeti görevini yapmamıştır. Gaziantep Valiliği görevini yapmamıştır. Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, istihbarat örgütleri, teşkilatları görevini yapmamıştır. Bugün yine bunu sorduk. Hala işleme konmuyor bizim suç duyurularımız. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nü kim koruyor? Gaziantep Emniyet Müdürlüğü üstündeki bu koruma zırhını sağlayan kim? Bu soruya yine cevap vermedi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi.